Herkese karavanın ikinci videosundan merhabalar arkadaşlar. Ben Nesibe Damar, Maceraname kanalıma hoş geldiniz. Geçen bölümde Bursa'dan almıştık, Hil Karavan'dan. Mudanya'ya geçmiştik. Mudanya çok yağmurluydu. Biz de daha sonra Balıkesir'e doğru gelmiştik. Bu videoda da Balıkesir, Burhaniye taraflarını, Cunda Adası taraflarını gezdirip, karavan için alışveriş yapıp, aslında ne yaşıyorsam onu göstermeyi planlıyorum. Spontane gelişiyor bazı olaylar. Şimdi karavanın içini gezdirmiyorum. Tek bölümde göstereceğim çünkü size bir bölüm bunu ayırmak istiyorum daha detaylı bir şekilde. Şimdi geçen bölümde kapattığımız yerden size nerede olduğumuzu göstereyim. Burası Öğrenal Plajı. Sabah böyle bir yerde uyandık. Şimdi kahvaltıya gideceğiz Deniz'le beraber. Altın gibi kumları var. Upuzun bir plaj burası. Gezmek için güzel bir yer ama çok bir şey yok buralarda. Çamaşır bende, bulaşık ya ben. Daha hiçbir şey yapmadım, bir gün oldu ya. Yok yok, bugün başlayacağız, yapacağız. Evet. Ama alıştık ya, süper gidiyor şu bir an. Bir günde alıştık, bir önceki videoda görürsünüz zaten. Karavanı nasıl aldık, Mudanya'da nasıl bir gün geçirdik. Hepsini anlattım. Kahvaltımızı yapmaya gidelim. Burada güzel bir çarşı var çünkü. Hemen yürüme mesafesinde, Ortepe'den de bu bölge çok güzel görünüyor. Hem orada bir şeyler yeriz, hem yine evet. Başlarız. Markete gidip alışveriş yapacağız. Artık arabayı doldurup gerçek anlamda karavanın yeme içme kısmına geçmemiz lazım. Aynen. Şimdi kahvaltımızı yapalım. İşte Ören Halk Plajı ve böyle birçok işletme var sahil boyunca. Bu tarafa doğru da çarşısı gidiyor. Akşamları da güzel oluyor buralar bu arada. Işıl ışıl oluyor. Küçük bir yer ama sakin, sessiz. Şöyle sizinle beraber yürüyelim bari. Deniz orada vlog çekiyor kendine. Sahil boyunca işletmeler var. Bir de ileride küçük bir çarşısı var buranın. Arkadaşlar biz dün akşam buraya oturmuştuk. Çarşıdan çıktıktan sonra hemen şurada Kafem diye bir yer. Hem müzikleri güzeldi değil mi Deniz? Çalışanlar da çok kibardı. Çalışanlar da çok kibardı. İstediğiniz Monopol'dan tutun böyle bir sürü oyun oynayabiliyorsunuz. İçeride şimdi orada bakalım, kahvaltı varsa orada kahvaltı yapacağız. Denizine bayıldım buranın ya. Yani çok güzel, sırf kum. Ama çok soğuk. Yani kesinlikle soğuktur çünkü burası Ege Denizi. Ben parmağımı soktum bak, dondu az önce. Gerçekten. Geçmiş olsun Deniz. Bakın şöyle yakından göstereyim. Sırf kum yani, görüyor musunuz? Şurayı mesela. Biz şimdi böyle bir menemen, böyle bir de kahvaltı tabağı söyledik. İki tane de çay söyledik. Şöyle deniz kenarında bunları yiyeceğiz. Şimdi bize soracak olabilirsiniz. Karavanınız var, mutfağınız var, neden yapmıyorsunuz diye. Çünkü daha alışveriş yapmadık. Bugün alışveriş yapalım. Akşama belki kendi karavanımızda, kendi mutfağımızda, kendi yememizi yaparız. Kahvaltımızı yaptık. Yani normal, ortalama. Aramazsınız ama gelince yenir. O menemen, kahvaltı tabağı, iki çay, 45 liraydı ikisi beraber. Ya. Manzarası çok güzeldi. Çalışanlar güzeldi. Müzikler güzeldi. Biz müziklere çok takılıyoruz bu mekanda çünkü. Bunları sevdik, güzeldi. Gelince bir deneyimleyebilirsiniz. Şimdi biz bir dahaki sefere başka yerlerde para harcamamak için karavan alışverişine çıkacağız. Pratik şeyler alacağız kendimize. Makarna yapmak için, yumurta kırmak için işte malzemeler alacağız. Bir gün deneyimleme süreciniz oluyor. İkinci gün de deneyimleme süreciniz oluyor. Nerede duralım, ne yapalım? Tuvaletidir, şeydir. Bunların hepsini zaten karavan tanıtım videosunda anlatacağız ama bunları deneyimleyip görmek zaman alıyor. Ondan sonra zaten çorap söküyor gibi geliyor. O yüzden şimdi artık hazırız. Şurada bir çay içelim mi Deniz? İçelim. Gidemeyeceğiz Nesbe Ölüm dersen. O çok güzel geldi gözüme ya. Bir çay içelim, sonra alışveriş yapalım. Alışverişe çıkacağız ama önce tam olarak her şeyi kapatmak gerekiyor. Mesela bu gibi. Ters rüzgarda. Aynen, ters rüzgar şuna. Euro, bunların hepsi euro. Yukarıda alacağız. Şu camlar var. Yap bakalım Deniz'cim. Tamam. Teşekkürler şef. Şunlar kilitlenmiş hep. Tamam, bunlar gitti. Şuradaki kapaklar ya, şunun böyle kapalı olması lazım. Açık olan var mı? Yok. Bir tane gösterir misiniz? Bak, bunu ben açtın, kapatıyorsun. Tamam. Şu an artık açılmaz. Gidişe hazırız. Hazırız ha? Kaptan yine el ayağı dolaştı. Aa, evim güzel evim. Arabam güzel. Ne oldu yani? Bunlar hep gezme mutluluğundan oluyor. Normalde böyle çocuklar değiliz. Allah.
Esko ben buraya hem geçtim de heyecanlanıyorum. Gidelim hadi. Yola çıktık. İlk videomda Deniz biraz daha acemiydi ama artık iyice alıştı. Şimdi daha bayır gösterin gerekeni yapalım. Ver kamyonu sürersin Adana'ya. Ulaşım dünya turu bile yaparım valla. Ya peki alıştım. Ne oldu da alıştın? Neyine alıştın mesela? Debriyaj ayarına alıştım ayağım. İlk yeni arabaydı ya. Hı-hı. Ama yine diyorum tercihim kesinlikle otomatik vites olur. Ha, kimisi de bunu manuel seviyor ama ben onu sevenlerden değilim. Ben hala otomatikçiyim. Yani manuele alışkın olanlar daha rahat kullanır kesinlikle. Bu arabayı. Ben otomatikçi olduğum için biraz zorlandım ama tabii ki alışıyorsun o kadar. Burada kemer takmışım. Bu arada yeni bindik arkadaşlar. Kemer olayına çok dikkat ediyorum. İner binmez normalde takarım kemerimi de. Bir Deniz'e detay çek. Bir kendime YouTube çek derken arada kaynamış. Alışveriş yapmaya geldik. Aslında şu tarz yerler vardı ama arabamızın üstü çarpar diye bizim karavanımızın. Böyle geniş geniş park ettik. Deniz evde misin? Çok kolay oluyordu, çok pratik ya. Evet, gel bir markete gidelim hadi evden çık. Ben gel dışarıda oynayalım. Şimdi böyle bu tarz sebzeler aldık. Soğan, patates, limon, işte biber. Şöyle ben kabak aldım. Niye aldığımı bilmiyorum. Belki bir şey yaparım karavanda diye. Şöyle bir şey gördüm ya. Bu normalde var mıydı çiğdem? Yani çekirdek, böyle ağaç çekirdeğini direkt şeyle koymuşlar. Çıt değilsin böyle. Bir defa gördüm. Sebzeleri almıştık. Üzerine böyle en önemlisi su ekledik. Şöyle 1,5 litrelik. Bunlar yer kaplamıyor. Arkaya bagaja koyuyoruz. Yemek yaptıkça ön tarafa getiriyoruz bunları mutfak tarafına. O yüzden daha pratik oluyor. Daha pratik makarna, işte çorbalık malzeme, zeytinyağı şöyle küçük. Bu neymiş? Deniz almış bunu, turşu. Ya böyle aslında pratik şeyler aldık. Ziyan olmasın diye böyle az az şeyler aldık. Şuna sizin de tabildot diyesiniz geliyor mu ya? Tabildot. Tabildot. Bir kere yedim de daha da yemedim. Yanından geçip iç geçiriyorum sadece. Sanki sığmayacak gibiydi dolabı ama hatta şöyle yer bile kaldı. Şöyle sebzeliği doldurdum. Limonumu, üzümümü, domatesimi hepsini koydum. Buraya salçadır, ıvır zıvır, yumurtalarım burada. Yani şuraya bir tane kavun koyarım. Nerede kavunumuz hemen alalım. Bak başka bir şeysem olacakmış Nesim. Aa kafa. Şuraya kavun da bir çıkarttım. Kavun koyduk mu? Tamam. Onu da sığdırdık. Son durumumuz böyle. Kapatalım artık. Arkadaki depomuzda böyle bavullarımız var. Şurada dolaplar var. Arkaya da fazlalıkları atıyoruz. Şehrin içine geldik. Burada Burhaniye Balıkesir'de. Şimdi peynir falan eksiğimiz kaldı. Buranın bir yerel markası varmış. Sarıbaş diye. Sarıkapı'ya doğru gidiyoruz. Fethiye'deki yerel marka Gürler gibi ya. Öyle yerleri daha çok seviyoruz. Marketten alınan zeytinyağı leş oluyor. Yoğurdu daha böyle ekşili oluyor. Daha gerçek oluyor yani. İşte böyle Sarıbaş diye yerel bir marka. Deniz hemen tadına bakıyor hatta. Tadımlık vardı 100 gram. Bakayım. Biz bununla doyarız. Güzel bu. Ama sen daha farklı bir şey seviyorsun. Zeytinler de var. Aa şu yoğurtlardan almak lazım. Tulumun tadına bakacağım şimdi. İzmir tulumdan bir tık daha tuzlu ama tadı güzel mi? Bu daha eski olduğu için daha tuzlu oluyor. Ne koyun keçiyle bir sürü karışımına yaptım. Ya onun daha az tuzlusu da var mesela. Şöyle tereyağıdır, yoğurttur, kese yoğurdu, peynir aldık. Hem kahvaltılık olsun dedik hem de yemeklere tereyağı için. Koca bir poşet aldık. Bir de ikram vermişler biraz daha. İkram verdi bir de. Uğur sağ olsun. Şimdi buradan çıkacağız artık. Kalacak yer bakacağız. Gidelim yemeğimizi yapalım. Nerede kalacağız, nerede barınacağız? Ya bir de hava bozdu. Kapandı. Hava bozdu aynen. Şimdi artık yavaş yavaş yola çıkmak lazım. Evet. Merkezden istediğimiz her şeyi aldık. Peynirimizi, balımızı, yoğurdur, moldur. Ya çok güzel kahvaltılıklarımız oldu. İnşallah güzel bir yere park edeceğiz ve bunun için zaten çok istiyormuşuz güzel bir yerde uyanmayı ki. Burada yürürken birileriyle karşılaştık. Hep bize çok güzel yerler önerdiler. Buralılarmış. Şimdi Pelitköy diye bir yere gidiyoruz. Orada dediler ki hani masanızı sandalyenizi atabilirsiniz. Çok güzel bir yer dediler. Biz de zaten öyle bir yer arıyorduk. Artık yarın para harcamak istemiyoruz.
karavan alanları çok pahalı. Yani ben 280 liradır ya, iki kişi elektriğimizi takacağız. Karavanımızı park edeceğiz. Bir de duşu varsa onu kullanacağız. Ki zaten bizim karavanımızda duş var, sıcak suyumuz da var. Bir günlük bu rakam, haftalık 280 lira yani ben biz 280 lira iki kişi bir otelde de hani tamam çok iyi bir yer olmasa da yine bir yerde kalabiliriz. Karavan alanlarına bu tarzı tercih eden insanlar için kesinlikle güzel rotalar oluşturulmalı. Zaten adam minimalist yaşamaya çalışıyor. Yani bunlar hiç minimalist rakamlar değil. Aynı yerde kesinlikle konaklamak değil. İsterseniz tesisinde 350 lira. Çok şaşırdım yani bu olay. Hiç bu kadar yüksek fiyatlar beklemiyordum ben karavan alanlarında. Neyse biz Pelitköy'e gidelim. Karavanımızı park edelim. Yemeğimizi yapalım. Güzel bir manzaraya karşı inşallah bunu yemek yeriz. Çok güzel bir yere geldik ya. Abiler bize inanılmaz tatlı bir yere yönlendirmiş. Karavanımızı şöyle park etti. Arkaya doğru. Şuraya bakın, insanlar piknik yapıyor. Yeşillik. Gün batımı da süper. Gün batımı var. Acıktık. Deniz var. Acıktık aynen. Çok keyifli olacak burası. Sabah kalktığımızda burada spor yapabileceğimiz bir park bile var. Hemen yanında şöyle bir deniz. Şu an gün batımı da çok güzel. Karavana gelen şu güzel gün ışığından bile anlarsınız ne kadar güzel bir gün batımı olduğunu şu anda. Of, çok güzel ya. Let's go. Yemek yapıyorum. Bu ilk mutfağı deneyimlemem. Gayet iyi gidiyor. Mutfağım burası geniş. Fazlalıkları buraya atıyorum. Hareket yani, edecek çok alan var değil mi? Hareket edecek çok alan var ve keyifli yani burada yapmak. Çok da güzel bir yerdeyiz. Şu an dünyanın en iyi mutfağında Nesibe. Manzaraya bak. Karavanda böyle şeyler hazırladık. Sade bir makarna. Yanına böyle aperatif tarzında somon, peynir tarzı şeyler bıraktık. Ama İçeride yemeyeceğiz. Şurada böyle bir masa var. Piknik masası. Ona gideceğiz şimdi. Daha keyifli olacak. Ne gündü, ne yorulduk ya. Çok yorulduk gerçekten. Ama güzeldi. Güzeldi. Size önemli bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Burası Pelitköy'de biliyorsunuz. Ama eğer ki yazın gelirseniz, bize marketçi abi söyledi. Yazın buraya karavancıları almıyorlarmış. Zabıta geliyormuş. Çünkü çok böyle kalabalık. Rahat rahat fark edemiyorsunuz yani. Evet, çok kalabalık oluyormuş. Çok kaos olduğu için. O yüzden yazın gelmeyin. Yani bu videoyu izlerseniz gelmeyin yazın. Kesinlikle bu Ekim aylarında idealdir. Herkese günaydın. İki gündür burada kalıyoruz. Kahvaltı yapacağız. Ben kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltı hazırlarken bir size göstereyim dedim. Karavanda nasıl hazırlanıyor diye. Şöyle çayımızı demliyoruz. Şu anda kaynamak üzere. Deniz dışarıda. Hava çok güzel ya. Masayı kurdu Deniz. Misafirimiz var bir tane de orada. Canatın adı. Bizi koruyor kaç gündür burada. Kaç gündür burada ya. Evet. Suyumuz kaynadı. Şimdi diğer malzemelerimizi çıkartalım. Suyumuz kaynarken ben de menemen için malzemeleri çıkarttım. Şu yan tarafa da bazen fazlalıkları koyuyorum. Böyle bir alan var burada. Oturma alanı, yatma alanı. Zaten tanıtım videosunda hepsini anlatacağız. Şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. Şu güzel masamızda kahvaltımızı yapalım. Deniz, sen ne yapıyorsun? Çamaşırı, bulaşık, temizlik. Her şey sende mi? Kahvaltı da bende. İş bölümü her zaman iyidir. Menemenimiz de hazır. Ve kral geliyor. Kral geldi. Şu ortama bakın ya. Sessizlik. Köpüşümüz burada. Karavanımız burada. Bayıldım şu sessizliğe, sakinliğe ya. Burada çok rahat edemediğimiz için masa biraz yüksek. Şuraya aldık. Rahat rahat yayılırız dedik. Güzel bir güne böyle güzel bir kahvaltıyla ve güzel bir manzarayla başlayacağız. Kocaman bir ekmek batır. Valla çok güzel bak, ilk lokmada bile bence kahvaltıdaki en güzel şey. Yani şurada... Master Chef'e alınır mıyım? Şu an Master.
Meydan asidik dengeyi sağladın dedim. Teşekkürler. Hadi bize afiyet olsun. Bizim Ceko'daki keyif şu an kimsede yok. Şu an rüzgarı hissediyor. Güneşe yatmış. Dalgaların sesi, zeytin ağaçları. Ceko'nun keyfi yerinde. Size biraz çevreyi göstereyim arkadaşlar. Karavanımız şu ileride solda kaldı. Şurada bir belediyeye ait tuvalet var. Kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir alan. Burada bir restoran tarzında bir yer var. Restoran kafe sanırım. Normalde burası sezonda yaz aylarında muhteşem kalabalık oluyormuş. Kamp yapmak yasak bu arada. Çadır kurmak yasak şu alanlara. Karavanla da yazın buraya almıyorlarmış, tekrar o bilgiyi vereyim. Bu arada şöyle bir plajı var. Rüzgardan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle yine belediyeye ait. İleride de var kumsallar. İnsanlar şu anda denize giriyor. Ekim'in başındayız. Zeytin ağaçlarına bayıldım bu arada ya, onu göstereyim size arkadaşlar. Böyle her yer zeytin ağaçlarıyla dolu. Hatta bizim karavanımız da zeytin ağacının hemen altında. Şöyle bir çarşı tarzında balık ekmek yapan yerler var. Sanırım burası yazın daha kalabalık oluyor. Ve şöyle evler var. Çok fazla ev var yukarılarda. Hatta yeni yeni inşaatlar yapılmış. O kadar fazla inşaat var ki bu taraflarda anlatamam. Şu tarzda hep evler var. Tabii şu an burası böyle gördüğünüz gibi boş. Şöyle bir de şuraya da bakalım, sonra dönelim. Bu sahil yolundan böyle gidiyorsunuz. Belediyenin yaptığı, hem piknik yapıyorsunuz arkadaşlar zeytin ağaçlarının altında, hem denize giriyorsunuz. Ama sezonda karavanla kesinlikle gelmeyin buralara, giremezsiniz muhtemelen. Şu an çok sakin görünüyor biliyorum ama hatta bakın şurada hemen göstereyim uyarıyı. Çadır mangal yasak. Zaten o da olsa burası iyice curcuna olurdu muhtemelen. Böyle gidiyor işte arkadaşlar, böyle gidiyor. Size bu çevreyi de göstermek istedim. Şimdi geri dönelim. Denizle biraz daha ilerilere yürüdük bu defa. Şuraya bakın. Burada resmen voleybol sahası yapmışlar ya kumsala. Ve burası tamamen belediyeye ait. Hani ben az önce yürümüştüm ya, onun ilerisinde yürüyoruz şimdi. Mavi bayraklı plaja sahipmiş bu arada. Şuraya bakın. Çok keyifli. Burada evlerde oturanlar hem denize giriyor, voleybolunu oynuyor, hem yürüyüş yapıyor. Harika. Kahvaltımızı yaptık size. Böyle çevreyi gezdirdim. Şimdi yola çıkma vakti ama yola çıkmadan önce bir tane misafirimiz vardı ya bizimle kaç gündür buralarda başımızı bekleyen. Ona son bir kez yemeğini vermek istiyorum. Gel tatlım gel. Gel sınacıktım gel. Afiyet olsun. Arkadaşlar Ceku bizimle buralarda çok güzel takıldı. Bizimle beraber oynadı akşamları. Hep böyle başımızda bekledi. Aslında sahibi varmış gördüğünüz gibi ama Ceku yok yani. Bırakıp gitmişler muhtemelen. Hani siz eğer bu taraflara gelirseniz Pelitköy, Ceku'yu bulun. Ceku bu arkadaşlarım. Aynen, çok sevimli ve çok cana yakın bir köpek. Hep evet. Başımızdaydı bizim.